Bu dersimizde 8. bölümümüzdeyiz arkadaşlar. Konu anlatımı bitti. Şimdi de sondaki testlerle devam ediyoruz. Birinci soruda bize bu C noktasındaki ordinat değeri yani Y değeri kaçtır bunu sormuş. Şimdi burada bakın A noktası ve B noktası AB doğru parçasını oluşturduğunda burada bir doğrusallık var. Şu şekilde ben bir üçgen yaptığım zaman burası 4 ile 2'nin arasındaki fark 2 birim. 5 2 3 olduğu için burası 3 birim. Buraya Y dedim taralı olan üçgenler arasında benzerlik yapabiliriz. Bakın burası 2 birim olduğu için burası da 2 birim. Yani y'nin y artı 2'ye oranı eşittir. Tabanların yani 2'nin 3'e oranıdır. Burada içler dışlar yaparsak 3y eşittir 2y artı 4. Y'leri sol tarafa atarsak aradığımız cevap 5 şıkkında mevcut. Bize burada fx eksi 2 eşittir 0 denkleminin köklerinin toplamını sormuş. Şimdi şeklin üzerine gelelim. Burada devam edelim. İkinci sorumuz fx eksi 2 eşittir 0. Öncelikle fx fonksiyonu ne zaman 0? Burada bakın. x eksenine dokunduğumuz yerlerdeki apsislere bakıyoruz. Eksi 4 artı 2 ve 5. Yani burada x için e, f eksi 4 eşittir 0 diyebiliriz. Şöyle yapalım. x eksi 2 eşittir eksi 4. x değerimiz eksi 2. Sonrasında x eksi 2 eşittir 2 dersek x değerimiz 4. x eksi 2'ye 5'e eşit dersek de x'imiz 7'dir. Yani x eksi 2 artı 4 ve 7 değerlerini alabilir. Bu değerlerin toplamı da 9'dur. Yani ikinci sorumuzun cevabı e şıkkı. Yine aynı grafiğe göre yukarıdaki verilerden hangileri doğrudur? Şimdi burada fx fonksiyonu birebirdir demiş. Burada arkadaşlar yatay doğru testi yaptığımız zaman bakın 1 değil de 4 farklı noktada kestiğini görüyoruz. Dolayısıyla birebirlik yanlış. birleri eleyebiliriz. fx eşittir 0 denkleminin kökleri toplamı sorulmuş. Burada bakın eksi 2 artı 2 ve 5 için 0 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ikinci ifademiz doğru. fx eşittir 6 denkleminin çözüm kümesi boş küme. Fonksiyonumuz en fazla bakın 4'e kadar çıkabilmiş daha fazla çıkamamış. Dolayısıyla fx eşittir 6'nın bir çözümü yoktur. Çözüm kümesi boş küme. Yani cevabımız E şıkkı. fx eşittir 4 denkleminin tam sayılarda 4 farklı kökü vardır demiş. Burada bakın eksi 2 için 4'ten geçiyor. Sonrasında yine eksi 1 tam sayı değeri için cevabımız 4'tür. 0 için 4'ten geçtiğini görüyoruz. Son olarak da arkadaşlar absis 4 olduğunda yine fonksiyonun Ordinat değeri yani sonucu 4'tür. 4 farklı tam sayı kökümüz var. Birinci ifademiz doğru. Bunları eledik. fx eşittir 4 denkleminin gerçek sayılarda sonsuz farklı çözümü vardır. Burada arkadaşlar şurada eksi 2 ile 0 arasında sonsuz tane reel sayı olduğu için bu ifade de doğrudur. Demek ki buradaki kümelere dikkat ediyoruz. Tam sayı derse farklı, gerçek sayı derse farklı çözümler olabilir. Eksi 5 0 aralığında artandır. Şimdi burada bakıyorum. Burası eksi 5'ti. X'in eksi 5 olduğu yerde ordinat değerimiz buradan bakalım. Eksi 2'ymiş. Eksi 5'ten arkadaşlar bu şekilde artan bir fonksiyon olarak devam ediyor. Ancak x eksi 2 olduğunda artık sabit bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla eksi 5 0 değil de eksi 5 2 aralığında fonksiyonumuz artandır demesi gerekiyordu. Üçüncü ifade yanlış. Cevabımız denizli. 0-2 aralığında fx azalandır. x'in 0 ile 2 arasında olduğunda bakın burada sürekli y değerlerimiz azalıyor. Azaldığı için birinci ifademiz doğru. 4-5 aralığında azalandır. Burada bakın yine 4'ten 5'e doğru gittiği zaman çizgiler aşağı doğru. Fonksiyonumuz azalandır. Bu da doğru. Yani burada ne oldu? A ve B'yi eledik. C'yi eledik. Aslında cevabımız çıktı. Biz yine buna bakalım. X eşittir 4 apsisi nokta fonksiyonun yerel minimum noktası mı? Burada bakın arkadaşlar yerel minimumdan bahsedemeyiz. Çünkü bir tepe noktası var. Burada yerel maksimum noktalarından biridir diyebiliriz. Ancak burada mesela eksi 5'e eksi 2 noktası deseydi burada ne olmuş olurdu? Yerel minimum noktalarından birisi olurdu. Ya da 2'ye 0, 5'e 0 dediğinde yerel minimum noktalarından biri sorurdu. Dolayısıyla yerel maksimum olacağı için üçüncü ifade yanlıştır. Cevabımız denizde. Fonksiyonumuza eksi 2 sıfır açık aralığında çizilen teğetler x eksenine paraleldir. Şimdi burada eksi 2 sıfır aralığında fx eşittir 4 gibi bir doğrumuz var. Teğetlerimiz daima arkadaşlar bu şekilde olacaktır ve x eksenine paraleldir. Eğim açımızda 0 olduğu için eğimimiz de 0 olacaktır. 1 doğru, 2 yanlış. Cevabımız çıktı. E noktasında çizilen teğetin eğimi sorulmuş. E noktasında arkadaşlar burası dönme noktası olduğu için burada eğimimiz pozitif değildir. Sıfırdır. Cevabımız A şıkkı. Bu grafikle ilgili son sorumuz da bu arkadaşlar. Birinci ifadede AB noktaları ile DE noktaları arasındaki ortalama değişim hızları aynı mıdır? Buna bakalım. AB için Y'leri birbirinden çıkarıyorum. X'leri birbirinden çıkarıyorum. Burada arkadaşlar eksi 6 bölü eksi 3'ten 2 gelir. EF için de Y'leri çıkardım. X'leri çıkardım. Buradan bakıyorum. 4 bölü eksi 1. Daha doğrusu burada EF değil ED demiş. Dolayısıyla bu ikisini yapalım. 0 eksi 4 bölü 2 eksi 4'ten 2'dir. Yani ikisi ise birbirine eşittir. Birinci ifade doğru. EF arasındaki arkadaşlar bakın burada az önce yapmıştım. 4 bölü eksi 1'den eksi 4'tür. 2 de doğru. BE arasında bakalım. BE için Y'lerin farkı bölü X'lerin farkı 0'dır. CE'ye bakarsanız yine burada 4 eksi 4 bölü 0 eksi 4'ten 0'dır. Bunlar birbirine eşittir. Demek ki üçüncü ifademiz yanlış. Cevabımız denizde. Fonksiyonumuz azalan bir fonksiyon olduğuna göre burada arkadaşlar kuralımız şuydu. x1 küçük x2 ise fx1 büyüktür fx2. Şimdi burada f'lerin değerleri birbirinden küçük. F'leri götürdüğümüz zaman şöyle diyeceğiz. 2p artı 7 büyüktür. 6p eksi 21. Artan olsaydı buradaki küçüktür hala küçüktür olmaya devam edecekti. P'leri sağ tarafa atıyorum. Eksi 21'i de sol tarafa atarsam 4P küçüktür 28. P küçüktür o zaman 7. Pozitif değerlerden bahsettiği için 6'dan 1'e kadar olan tüm değerleri topluyoruz. Buradan cevabımız nedir? 21 ile D şıkkı. Sayı doğrusu üzerinde eksi 2 noktasına olan uzaklığı 4 noktasına olan uzaklığının 3 katından daha az olan noktalardan bahsediyoruz. Diyelim ki aradığımız değer x'tir. Eksi 2 olan uzaklığı dediyse aralarındaki farkın mutlak değerinden bahsediyor. Sonrasında bu sayının 4 noktasına olan uzaklığı diyorsa da mutlak değer x eksi 4. Bu ifade diğer ifadenin 3 katından daha azdır demiş. Eksiler yan yana geldi. Bunu artı yaptık x artı 2'nin mutlak değeri 3 çarpı x eksi 4'ün mutlak değerinden küçük. Şimdi bu 3'ü de içeriye atabiliriz. Mutlak değer 3x eksi 12'dir. Burası da x artı 2. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı. fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. f2x eksi 1 eşittir 0'ın kaç farklı x değeri var bunları buluyoruz ve topluyoruz. Şimdi arkadaşlar eksi 4'e 0, eksi 2'ye 0 ve 3'e 0. Dolayısıyla burada 2x eksi 1'imizi eksi 4'e eşitliyoruz. Sonrasında eksi 2'ye ve son olarak 3'e eşitliyoruz. Buradan 2x eşittir eksi 3. Birinci x değerimizi bulduk. Sonrasında 2x eşittir eksi 1. 2'ye bölersek diğer değerimiz de eksi 1 bölü 2. Son olarak 2x eşittir 4. x eşittir 2. Hepsini topluyoruz. Eksi 3 bölü 2. Eksi 1 bölü 2 artı 2. Burada payda işlerseniz eksi 4 bölü 2 artı 2 gelecektir. Cevabımız C şıkkı. Fonksiyonumuz bu şekilde tanımlanmış grafiği de verilmiş. Buna göre hangileri doğru? Grafiğin uç noktaları arasındaki değişim oranı. Uç noktaları birisi A noktası, sıfıra 3 noktası, diğeri de B noktası. 5'e eksi 4. Değişim hızı ya da değişim oranı diyorsa y'leri birbirinden çıkarıyoruz. Sonra x'leri birbirinden çıkarıyoruz. Yani cevabımız eksi 7 bölü 5. Birinci ifade doğru. f x eksi 3 eşittir 0. Şimdi bakın burada c ve d noktalarında sonucumuz 0. Yani 2 için ve 4 için 0 olmuş. Burada parantez içinde x eksi 3 yazmış. Bunu 0 eşitliyorum. Sonrasında tekrar x eksi 3'ü 4'e eşitliyorum. Aradığım x değerleri 5 ve 7'dir. Yani bunların toplamı da 5 artı 7'den 12'dir. 1 ve 2 doğru. Üçüncü ifadede y 0 ve 0'dan küçük olduğu değerler. Burada hangi x değerleri için bunu sağlar demiş. 2 için sağlıyor arkadaşlar. 4 için sağlıyor. Zaten bunlar için da. Burada 3 için eksili 1 değer almış. 3'ü de kabul ederiz. 5 için eksi 4 olmuş. 5'i de eklersek buradan 2, 6, 9, 14. Rakamların toplamı 14 yapacak. Dolayısıyla 9 değildir. Cevabım D şıkkı. Bize burada f fonksiyonunun grafiği verilmiş. Ancak bakın burası x'dir ve y'dir dememiş. x eksi y ve x artı y demiş. Bu tarz sorularda eğimden faydalanırız. Eğim neydi arkadaşlar? Y'lerin farkı bölü x'lerin farkı ya da dikey bölü yataydır. Bize burada bakın dikeyde x artı y yatayda x eksi y demiş. Yani x artı y bölü x eksi y bu da 6 bölü 2'den oranı verecektir. Bu oran da daha doğrusu eğimi verir. Şimdi burada içler dışlar çarpımı yaparsanız 3x eksi 3y x artı y'dir. x'leri sol tarafa atalım. y'leri sağ tarafa atıyorum. Buradan x eşittir 2y ya da y eşittir x bölü 2 diyebiliriz. Neden y'yi yalnız bıraktım? Çünkü arkadaşlar burada y dediğim hx'in sonuçlarıdır. Dolayısıyla fonksiyonumuz x bölü 2'dir. Bize burada h 6x eksi 4 demiş. x yerine arkadaşlar burada ne yazıyoruz? 6x eksi 4 yazıyoruz. Dolayısıyla h 6x eksi 4 6x eksi 4 bölü 2'dir. Sadeleştirirseniz cevabımız 3x eksi 2 ile d değişik. Fonksiyonumuzun grafiği bir parabol belirttiğine göre m artı neye kaçtır? Parabol diyorsa arkadaşlar x kareli ifade vardır. x'li ifade vardır ve c gibi sabit değerler vardır. Yani ax kare artı bx artı c formatında. Yani bu şekilde x küpler yoktur. Yani x küp varsa da kat sayısı sıfırdır. m değeri eksi 4'tür. E burası da 2 olacak dedik. Dolayısıyla n eksi 2'miz 2'dir. n değerimiz de 4'tür. Bu şekilde yerlerine yazdığımızda cevabımız da c şıkkı gelecektir. Fonksiyonumuz hangi noktalardan geçmez? Yani x yerine değer verdiğimizde y burada bakın 1 için eksi 5, 0 için 0, eksi 1 için 7 yapıyor mu bunu soruyor. Şimdi burada bakın burada e şıkkını deneyeceğim. Çünkü cevabımız e şıkkı hepsini denemek istemiyorum x gördüğüm yere 3 yazarsam 3'ün karesi eksi 6 çarpı 3. Yani 9 eksi 18'den eksi 9'dur. Yani a noktası 3'e eksi 9 olmuş olsaydı sağlayacaktı. Cevabımız e şıkkı. Fonksiyonun grafiği parabol belirttiğine göre m hangisi olamaz? Şimdi parabol olduğuna göre x kareli bir ifade olması gerekir. Yani kesinlikle x karenin katsayısı 0'dan farklı olmalı. Yani m değeri eksi 2'den farklı olmalı. Eksi 2 virgül 1 noktası bu parabolün üzerindeymiş. Yani x gördüğümüz yere eksi 2 yazdığımızda y'miz 1 yapacak. Şimdi x gördüğümüz yere eksi 2 yazalım. Eksi 2'nin karesi eksi m çarpı eksi 2 artı 5. Buradan 9 artı 2m eşittir 1 gelir. 2m eşittir eksi 8'den m değeri burada eksi 4'tür. Yani aslında y eşittir x kare eksi eksi 4 x artı 5'tir. Düzenlersek parabolümüz x kare artı 4 x artı 5 eşittir y şeklinde. Bize burada tepe noktasını sormuş. Bunu Tarık demiştik. Tr virgül k'deki r ve k'yi soruyor. R neydi arkadaşlar? Kuralı hatırlayalım. Eksi b bölü 2a. Şimdi a'mız 1, b'miz 4, c'miz 5. Yani eksi 4 bölü 2'den apsis değerimizi bulduk. Şimdi burada x gördüğümüz yere eksi 2 yazıyoruz. Eksi 2'nin karesi 4. Burada da yazabiliriz. 4 çarpı eksi 2 artı 5. Buradan da cevabımız 9 eksi 8'den 1'dir. Yani bizim tepe noktamız eksi 2'ye 1 noktası. Apsis ve ordinatın toplamı da eksi 1'dir. Cevabım A şıkkı. Fonksiyonumuzda ordinatı 5 olan noktaların birinin absisini bulunuz demiş. Ordinat demek fx yani y demektir. 5 eşittir x kare eksi 5x artı 5. Beş. 5'ler gitti. 0 eşittir x kare eksi 5x. Bunu da x parantezinde yazarsanız x çarpı x eksi 5. E çarpımı 0 olduğuna göre ya x 0'dır ya da x eksi 5 0'dır. Dolayısıyla absislerden birisi 5, Diğeri de sıfırdır. Cevabımız denizde. fx fonksiyonunun tepe noktası ile x eksenini kestiği noktaların birleştirilmesiyle oluşturulan üçgenin alanı kaçtır demiş. Şimdi burada arkadaşlar öncelikle isterseniz x eksenini kestiği noktaları bulalım. x eksenini kestiği noktada y'miz sıfırdır. Yani y yerine sıfır yazarsak x kare artı 7x artı 12 eşittir sıfır. E çarpanları ayırıyorum. Çarpımları 12. Toplamları 7 yapan değerler artı 4 ve artı 3'tür. Burası eşittir 0 dersek x değerlerimiz eksi 4 ve eksi 3'tür. Dolayısıyla mesela burada bakın şöyle yapalım. Eksi 4 ve eksi 3 noktalarında ne oldu? x eksenini kesti. Şimdi tepe noktasından bahsetmiş. Tepe noktasında tr virgül k demiştik. R'miz eksi B bölü 2A. Yani B yerine 7 yazdım. A yerine de 1 yazdım. Tepe noktasının apsisini bulduk. Şimdi bu ifadede X gördüğümüz yere eksi 7 bölü 2 yazıyoruz. Eksi 7 bölü 2'nin karesi 7 çarpı eksi 7 bölü 2 artı 12. Buradan 49 bölü 4 eksi 49 bölü 2 artı 12 gelir. Buradan şimdi payda eşitleyeceğiz. Paydaları ne eşit 4 eşit 2 bu da 1 diyelim. Bunu 4 ile çarptım. Buradan 49 eksi 98 artı 48 bölü 4 gelir. Buradan da eksi 49 eksi 1 bölü 4. Yani tepe noktası apsisi eksi 7 bölü 2. Burada ordinatı da eksi 1 bölü 4. Yani burada nedir arkadaşlar? Eksi 3'ten küçük bir apsis değerimiz var. Ordinatımızda ne dedik? 1 bölü eksi 1 bölü 4. Burası da eksi 7 bölü 2. Şimdi buradaki noktaları birleştiriyorum. Üçgen oluşturuyorum ve alanını arıyoruz. Üçgenin yüksekliği bakın 1 bölü 4 buradan dolayı tabanı eksi 3 ile eksi 1 arası 1 bir birim çarpıp 2'ye bölersek buradaki üçgensel bölgenin alanını bulmuş oluruz. Cevabımız A şıkkı. Fonksiyonun x eksenini kestiği noktaların apsislerinin toplamı. Yani diyelim ki x1 ve x2 gibi iki farklı noktada kesti. Burada x1 artı x2 arıyoruz. Yani arkadaşlar ax kare artı bx artı c eşittir 0 olduğunda köklerin toplamı eksi b bölü a köklerin çarpımı da c bölü a'dır. Dolayısıyla yıldızdan dolayı burası eksi 7 bölü 1 yani eksi 7. Sonrasında y eksenini kestiği nokta demiş. y eksenini kestiği noktada x sıfırdır. x yerine sıfır yazarsanız sıfırlar burada yutar. y değerimiz eksi 3 gelir. Yani cevabımız eksi 7 ve eksi 3'ün çarpımıdır. Artı 21 ile e şıkkı. Parabolün simetri ekseni sorulduğuna göre arkadaşlar bize tepe noktasındaki r'nin değeri sorulmuştur. x eşittir R'yi bulmamız gerek. Şimdi burada arkadaşlar R dediğimiz eksi B bölü 2A. B yerine X'in kat olan eksi 16'yı. A yerine de X'in kat sayısı değil de X karenin kat olan 2'yi yazıyoruz. Ve buradan absis değerimiz 4 geldi. Cevabımız da Bursa. İki farklı parabolümüz var. Tepe noktaları aynı. Mesela F'deki tepe noktası R dediğimiz değer eksi B bölü 2A demiştik. R'miz buradan 1'dir. Sonrasında K için arkadaşlar R gördüğümüz yere daha doğrusu X gördüğümüz yere 1 yazalım. 3 çarpı 1'in karesi 6 kere 1 artı 7. 3, 7 daha 10. Buradan tepe noktamız 1 virgül 4 noktası. Şimdi gelelim H fonksiyonuna. Burada R'miz eksi B bölü 2A. Eksi eksi M bölü 2 çarpı 2'miz 1 olacak. Eksiler gitti. Buradan m'miz 4'tür. Şimdi x gördüğümüz yere 1 yazdığımızda burada bakın. 2 çarpı 1'in karesi eksi m çarpı 1 artı p eşittir. Ne olması gerekir? 4 olmalı. Yani 2 eksi m artı p eşittir 4. Buradan p değerimiz de 6'dır. Dolayısıyla ikisinin toplamını sorduğu için cevabımız 4 artı 6'dan 10'dur. Parabolün tepe noktası y ekseni üzerinde ise, mesela y ekseni üzerinde herhangi bir noktada x'imiz 0'dır. Burada a noktası diyelim ki 0'a 5 gibi bir nokta. Şimdi arkadaşlar tarıktaki tr virgül k'deki r'imiz 0. Yani eksi b bölü 2a 0 ise b değerimiz 0'dır. Dolayısıyla x'in önündeki değeri b demiştik. Bu 0sa m değeri 4'tür. Yani cevabımız da bursa. Parabolün tepe noktası x ekseni üzerinde ise. Şimdi x ekseni üzerinde olduğuna göre parabolümüz arkadaşlar bu şekilde x eksenine teğettir. Bu şekilde ya da şu şekilde aşağı doğru. Ancak bakın x karenin katsayısı 1 olduğu için bu şekilde değildir. Kollarımız pozitiflikten dolayı yukarı doğrudur. Şimdi böyle olduğunda arkadaşlar delta eşittir sıfırdır. Delta dediğimiz diskriminanttır. B kare eksi 4 ac sıfırdır. B dediğimiz değer eksi m eksi 1'dir. Karesini aldım. Eksi 4 çarpı a çarpı c eşittir sıfır. Kareyi aldığımız zaman bu eksi kaybolur. m eksi 1'in karesi eksi 64 sıfırdır. Dolayısıyla m eksi 1'in karesi de 64'tür. 64 olabilmesi için sayımız ya 8 olmalı veya eksi 8. Dolayısıyla m'miz 9 veya eksi 7'dir. Cevabımız da C şıkkı. Parabolün tepe noktasını öncelikle bulalım. Tepe noktamız tr virgül k'deki r'ye bakalım. R eşittir. Eksi b bölü 2a. Yani eksi eksi 6 bölü 2 çarpı 1. Apsis değerimizi bulduk. Şimdi burada x gördüğümüz yere 3 yazarsak 3'ün karesi 6 kere 3 artı 13'tür. Bu da 4'tür. Yani bizim tepe noktamız 3,4 noktası. Bu noktanın orijine yani 0'a 0'a olan uzaklığını arıyoruz. Burada kuralımız vardı. Y'leri çıkarıyoruz. Karesini alıyoruz artı. X'leri çıkarıp karesini alıyoruz. Buradan da kök 25 yani uzaklığımız 5 birimdir. Bize burada parabol aşağıdakilerden hangisine ait olabilir demiş. Kolları aşağı doğru olduğu için bir kere x kare değildir. Eksi x kare, eksi 2 x kare gibi x karenin katsayısı sayısı negatif bir değer olmalı. Bunları eledik. Orijinden geçiyor arkadaşlar. Sıfıra sıfırdan geçiyor. Yani x'e sıfır verdiğimizde y de sıfır olacak. Deniz bakarsanız x'e sıfır verdiğimizde burası eksi bir geliyor. Sıfıra eksi birden geçiyor ve sağlamıyor. Dolayısıyla cevabımız Bursa'dır. Burada kollarımız yukarı doğru arkadaşlar. Yukarı doğru olduğunda gülen yüz demiştik. Yani x karenin önündeki sayımız pozitiftir. Dolayısıyla eksi 4 olan ifadeyi eledik. Sonrasında burada a noktası 4'e 0. x'e 4 verdiğimizde 0 olacak. Yani bakın burada x'e 4 verdiğimizde 2 çarpı 8'in karesi 0 değil. 4 yazarsanız 3 çarpı 8'in karesi yine 0 değildir. Bu da sağlamaz. D şıkkında x'e 4 verdiğimizde 5 çarpı 0'ın karesi eşittir 0'dır. D şıkkı sağlar arkadaşlar. Ayrıca bunu şöyle de yapabiliriz. Sağa doğru 4 birim hareket etmiş. Bu şekilde olduğunda y eşittir x kare ya da y eşittir 3x kare 5x kare gibi bir ifadeydi. Sağa doğru 4 birim gittiğinde X'in yanına eksi 4 yazıyorum. Yine karesini alıyorum. Bu şekilde düşünebiliriz. Her türlü cevabımız değişik. Parabolümüz için hangisi daima doğrudur? Şimdi burada öncelikle kollar yukarı doğru olduğu için gülen yüzden A sıfırdan büyüktür. Bunu eledik. Sonrasında arkadaşlar X'e sıfır verelim. X'e sıfır verdiğimizde bunlar birbirini yuttu gitti arkadaşlar. FX eşittir C oldu. Şimdi x'in 0 olduğu yer y ekseni üzerindedir. Burası o zaman 0'a C noktasıdır. 0'ın altında olduğu için C'miz 0'dan küçüktür. Bunu da eledik. A 0'dan büyük, artılı bir değer. C 0'dan küçüktür. Dolayısıyla C'nin A'ya oranı her zaman negatiftir. 0'dan küçüktür ve E şıkkıdır diyebiliriz. Tepe noktasının apsisi 2 olduğuna göre K'nın apsisi hangisidir? Tepe noktasının apsisi aynı zamanda simetri eksenidir. Burada bakın 2'den 3 birim sağa gittiğimizde 5'e 0 noktasından geçiyorsa 3 birim sola gittiğimizde eksi 1'e 0 noktasından da geçiyor. Dolayısıyla K noktası eksi 1'e 0 noktasıdır ve A şıkkıdır. Parabolün tepe noktası 2'ye 2 olduğuna göre Buradaki R'miz de K'mız da 2 olacak. Yani R dediğimiz değer eksi B bölü 2 A'mız 2 imiş. B yerine M yazdım. A yerine de 1 yazdım. Eşittir 2. Buradan M değeri eksi 4'tür. Yani para bölümümüz x kare eksi 4 x artı n şeklinde. 2'ye 2'yi sağladığına göre x gördüğümüz yere 2 yazarsak 4 eksi 8 artı n eşittir 2 olmalı. Buradan da n değerimiz 6'dır. Birisi 6, diğeri de eksi 4 olduğuna göre cevabımız c şıkkı. İki farklı parabolümüz var. a ve b noktalarında kesiştiklerine göre m eksi n eşittir soru işareti. Şimdi ikisinin de x1 ve x2 gibi kökleri var ve birbirine eşit. Dolayısıyla bunların köklerinin toplamı ve köklerin çarpımı birbirine eşit. Şimdi kökleri toplamı eksi b bölü a'ydı. Kökleri çarpımı c bölü a. Şimdi kökleri toplamından başlayalım. Üste eksi b bölü a eksi eksi m bölü 1'dir. m'dir. Aşağıda ise kökleri toplamı eksi b bölü a'dan eksi 4 bölü eksi 2'dir. Buradan m değerimizi bulduk. Şimdi kökleri çarpımına bakalım. Üste c bölü a'mız eksi 3 bölü 1. Burada ise eksi 5n eksi 4 bölü eksi 2. İçler dışlar yapalım. Eksi 5n eksi 4 6'dır. Eksi 5n eşittir 10'dur. N değerimizi de bu şekilde bulmuş olduk. Dolayısıyla m eksi n 2 eksi eksi 2'den artı 4'tür. D şıkkıdır. Bize burada 3 farklı grafik verilmiş. Şekilde y eşittir ax kare parabolü 1,3 noktasından geçiyormuş. Yani burada arkadaşlar Y yerine 3, x yerine 1 yazabiliriz ve a değerimiz 3 olur. Birinci ifademizi bulduk. Sonrasında y eşittir b çarpı x artı c'nin karesi eksi 1,1'den geçiyor. Yani y yerine 1 yazdım. Sonrasında b'yi bilmiyorum. x gördüğüm yere eksi 1 yazdım. Artı c'nin karesi eşittir 1. Düzenlersek b çarpı c eksi 1'in karesi 1 olacak. b ve c'yi bilmiyoruz. Sonrasında y eşittir d çarpı x eksi e'nin karesi artı r tepe noktasının apsisi 3 olacakmış. Şimdi burada arkadaşlar tepe noktasının apsisi 3 şu demek. Orijinden geçiyordu sağa doğru 3 birim öteledik. Burada simetri eksenimiz ve tepe noktasının apsisi 3'müş. Demek ki sağa doğru 3 birim ötelendi. Yani buradaki e değerimiz 3'tür. Buraya e'ye de 3 yazalım eşittir oldu. Birinci ifademiz kesinlikle doğrudur. Bunları eledik. Şimdi burayı kullandık. Bunu geçtim. Mesela burada bakın. Eksi 1'e 1 bir noktasından geçer dedi. Bunu da kullandık. Başka ne yapabiliriz? Ee, sağa doğru ötelenen var mı diye bakıyorum. 4'e 3 noktasından geçiyor. Buna bir bakabiliriz. Burada arkadaşlar y eşittir. D çarpı x eksi 3'ün karesi artı r. Şimdi x'e 3 verdiğimizde demiş e, burası 1'den geçecek. Şöyle bakalım burası bakın 3'e 1 noktası. x'e 3 verdiğimizde y 1 olduğuna göre 1 eşittir d çarpı 0'ın karesi artı r'dir. Dolayısıyla r değerimiz de 1'dir. Buraya r'ye 1 yazabiliriz. Silelim burası 1 olsun. Burası da 3 olsun. Peki şimdi 4'e 3'ten geçiyor. x yerine 4 verelim. Burayı şöyle yapalım. X'e 4 verirsek Y 3 olacak. Burada 3 eşittir. D çarpı X eksi 3'ün karesi artı R. Şimdi X'e 4 verdim. 4 eksi 3'ten burası 1'dir. 1'in karesi 1 olur. 3 eşittir D artı 1'den. D değerimiz de 2'dir. Buraya da siliyorum. 2 yazdım. Şimdi bu tarafa sol tarafa geleceğiz. C ve B'yi bulunca bitecek. Bakın arkadaşlar burası orijinden geçen şu şekilde bir parabol değil de sola doğru 2 birim gitmiş. Yani burası y eşittir x kare değil de y eşittir x artı 2'nin karesi şeklinde olmalı. Yani buradaki c değerimiz kesinlikle 2'dir. Dolayısıyla ikinci ifademiz de doğru a şıkkı da gitti. Şimdi burada b'yi bilmiyoruz. Ancak bakın x'e eksi 1 verdiğimizde y 1 olacak. B değerini bilmiyorum. X'e eksi 1 verdim. C'yi 2 buldum şimdi. Sonrasında burası 1'dir. 1'in karesi de 1'dir. B değerimiz de bu şekilde 1'dir. Demek ki her 3 ifade de doğrudur. Burada 3 farklı işlem tanımlanmış. Alttaki eşitliğe göre X'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Sağ taraftan başlayalım. Dairenin içerisindeki sayıyı 2 ile çarpın demiş. Dolayısıyla burası eksi 3 çarpı 2'den eksi 6. Devam edelim. Üçgende eksi 6 var. 4 artı içerideki sayının 2 katı. Dolayısıyla mutlak değer eksi 8'den sağ taraf 8 çıktı. Şimdi buraya bakalım. Sol tarafa bakalım. Üçgen içerisinde x varsa burası 4 artı 2x'in mutlak değeri. Dışında daire varsa bu ifadeyi 2 ile çarpın demiş. Sonrasında şöyle yazalım. En dışta kare varsa Yazdığımız bu ifadenin mutlak değerini alıp 4 çıkarıyoruz. Bu da ne dedik? 8'e eşit olacak. Şimdi bu 2'yi dışarıya alabiliriz. 2 çarpı mutlak değer 4 artı 2x'in mutlak değeri eşittir. 4'ü bu tarafa atarsak 12. Yani mutlak değer mutlak 4 artı 2x eşittir 6. 2 defa mutlak değer yazmaya gerek yok. Demek ki mutlak değerin sonucu arkadaşlar 6 olmalı. Demek ki buradan da 4 artı 2 x'imiz artı 6 veya 4 artı 2 x'imiz eksi 6. Buradan x 1 gelir. Diğerinden de x'imiz eksi 5 gelir. Yani alabileceği değerlerin toplamı eksi 4'tür. fx fonksiyonumuz parçalı bir fonksiyon. Alabileceği değerler sadece 1, 2 ve 3. hx de x çarpı fx'miş. Burada birbirinden farklı A, B, C, D, E tam sayıları için M değeri de bu şekilde toplanacak şekilde tanımlanmış. M'in alabileceği 11 farklı değer vardır demiş. Burada arkadaşlar F değerlerimiz birbirinden farklı değerler de olsa en azından burada ne olur? 1 artı 1 artı 1'den 5 olur. En çok da arkadaşlar hepsi 20'den büyük X değerleri olsa 3 olacaktır ve 15'e kadar gider. Yani 5 küçük eşit m küçük eşit 15'tir. Burada sayarsanız 11 farklı m değeri bulabiliriz. Birinci ifademiz kesinlikle doğru. M'in en büyük değeri ve en küçük değeri arasındaki fark 11 midir? En büyük değerimiz 15, en küçük değerimiz de 5'tir. İkinci ifademiz yanlıştır. Şimdi H21 eksi H19 demiş. H21 dediğimiz 21 çarpı F21'dir. H19'da 19 çarpı F19. 21 20'den büyük olduğu için bu değerimiz 3'tür. 63 gelir. 19 0 20 aralığında olduğu için bu değerimiz 2'dir. Buradan 38 gelir. Yani ikisinin arasındaki fark 25'tir. Cevabımız 1 3 ile E şıkkı. Yük vagonumuz bu şekilde iki farklı rayın üzerinde yani birbirine paralel olacak şekilde hareket ediyor. Doğruları da 4x artı 3y artı 15, 4x artı 3y artı 5'miş. Vagonun eni raylar arasındaki uzaklığa eşittir. Yani bize aslında buradaki d doğrusu ve k doğrusu arasındaki uzaklığı bulmamız isteniyor. Doğrular arası uzaklıkta x'ler ve y'lerin katsayıları aynı ise Sondaki sabitleri birbirinden çıkarırız. Bölü x'in katsayısı ve y'nin katsayılarının karelerinin toplamına böleriz. Buradan da 10 bölü 5'ten aradaki bu mesafe 2 birimdir. Vagonun boy ve yüksekliğinin çarpımı belli ise hacmi en az kaçtır? Hacim dediğimiz en boy ve yüksekliğin çarpımıdır. Yani boy ve yüksekliğin çarpımı verilmiş. N'ini bakın kaç bulduk? 2 bulduk. 2 çarpı boy çarpı yükseklik. 2 çarpı 2x kare eksi 8x artı 45. Bize bu ifadenin alabileceği en küçük değer sorulmuş. 2'yi de dağıtalım. Bu şekilde artı 90 hacimdir. Bunu bir parabol gibi düşünürsek parabolün tepe noktasında tr virgül k noktasında alabileceğimiz her zaman en düşük değeri k değerini buluruz. Şimdi burada arkadaşlar Tarık'tan başlayalım. R eşittir. Eksi B bölü 2A diyelim. Eksi, eksi 16 bölü 2 çarpı 4. Yani R değerimiz burada 2'dir. Burada biz X gördüğümüz yere 2 yazdığımızda bakalım hacim ne olacak? 4 çarpı 2'nin karesi eksi 16 çarpı 2 artı 90. Yani 16 eksi 32 artı 90'dır. Buradan da cevabımız 74 birim küptür. Tanım kümesi eksi -3 5 kapalı aralığında olan f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? f fonksiyonunun en küçük değeri eksi -4'tür. Burada en küçük değer için y'deki değerlere bakıyoruz. Burada arkadaşlar eksi -4 değerini aldığını söyleyemeyiz. Çünkü bakın burası ne olmuş? İçi boş şekilde gösterilmiş. En küçük değeri eksi -4 değildir. Peki kaçtır? Eksi 4'e çok yakın bir sayıdır. Ama burası tam sayı olmak zorunda değildir. Sonsuz farklı reel sayılardan birini yazabiliriz. Birinci ifademiz dolayısıyla yanlıştır. Fonksiyonun en büyük değeri. En büyük değer için arkadaşlar burada 2'ye bakmayın. Siyahla gösterilen bu ifadelere bakın arkadaşlar noktalara bakın. Fonksiyonun alabileceği en büyük değer 3'tür. Bu ifade de yine yanlıştır. 2'yi de eledik fm eşittir 0 yani y eşittir 0'ı sağlayan m değerleri absis değerleri hangileridir? Yani x eksenini kesiyoruz. Eksi 2, 1 ve 4'ten geçiyor. Dolayısıyla hepsini toplarsanız toplamları 3'tür. Cevabımız yalnız 3 ile c şıkkı. F fonksiyonu 1, 2, 3'ten 4, 5, 6, 7, 8'e tanımlanmıştır. F1, 4, 5 kümesinden bir eleman. F2 6 7 8'den bir eleman. F3 7 kümesinin bir elemanı değildir. Yani F3 ne olamaz arkadaşlar? 7 olamaz. 4 5 6 ve 8'den biri olabilir. Bu şekilde kaç farklı fonksiyon yazılabilir? Öncelikle buna bakalım. F1 için arkadaşlar bir değeri için 4 ve 5 gibi iki farklı değer alabiliyor. İki değerimiz burada F2 için alabileceğimiz 6, 7, 8 gibi 3 farklı değer var. F3 içinde 4 5 6 8 gibi 4 farklı değer var. Hepsini çarparsanız 24 farklı fonksiyon oluşturulabilir. Birinci ifademiz daima doğru. 4 farklı artan fonksiyon yazılabilir. Mesela arkadaşlar artan fonksiyon dediğinde ne olacak? 1, 2 ve 3 için alabileceğimiz değerler sürekli artacak. Mesela burada 1 için 4'ten geçebilir. 2 için 6'dan, 3 için 4 5 6'dan sadece 8 yazabiliriz. Peki neden 4 5 6 yazmadık? Çünkü buradaki değerleri daima artırmam gerekiyor. Sonrasında 1 4 yazdık. 2 6'yı yazdık. 2 6'dan sonra 2 7 yazabiliriz ve 3 8 diyebiliriz. Peki başka ne diyebiliriz? 1 4 dedik. 1 5 diyelim. 1 5'ten sonra 2 6 yazabilirim. 3 6 yazamam. 3 5 3 4 yazamam. 3 8 yazabilirim. 1 5'ten sonra 2 6'yı yazdım. 2 7 yazarım. Sonrasında 3 8 yazarım. 1 5'ten sonra 2 8 yazabilirim aslında ama 3 9'u yazmam gerekir artan fonksiyon olması için. Bunların sürekli artması için. Ancak burada 8'den büyük bir değerim yok. 3 9'u yazamam. Dolayısıyla artan 4 farklı fonksiyon yazılabilir. Şimdi 5 farklı örten fonksiyon yazılabilir mi? Örten fonksiyon olması için buradaki elemanların hepsini kesinlikle kullanmamız gerekir. Burada örten fonksiyon yazamayız arkadaşlar. Neden yazamayız? Çünkü bakın tanım kümesinde 1 2 3 elemanları var. Burada 4 5 6 7 8 var. Bir eleman iki farklı elemanla eşleşemez. Dolayısıyla bakın 3 hem 6'ya hem 7'ye hem 8'e geçemeyeceği için eşleşemeyeceği için 2 tane elemanımız boşta kalabilir. 3 tane elemanımız boşta kalabilir. 4 tane elemanımız boşta kalabilir. Kesinlikle bu örten olmayan bir fonksiyondur. Cevabımız D şıkkıdır. Burada 3. sorumuza geçtik arkadaşlar. 3. sorumuzun grafiği ile buradaki sorunun ikisi birbirinden farklı sayfalarda verilmiş. Dolayısıyla ben buraya y eşittir fx'in grafiğini çizdim. Buna göre hangileri doğrudur inceleyelim. Tanım kümesi eksi 2 1 açık aralığı olan fonksiyon birebir ve artan Şimdi x'imiz eksi 2 1 aralığında ise bunu şöyle tek başına çizelim. Eksi 2 1 aralığında arkadaşlar gördüğümüz gibi y değerlerimiz sürekli artmıştır. Yatay doğrular çektiğimizde daima bu doğrular fx fonksiyonunu tek bir noktada kesmiştir. Birebirdir ve artandır ifadesi kesinlikle doğrudur. Dolayısıyla bunları eledik. Fonksiyonun en büyük değeri ile en küçük değerinin toplamı 3'tür. Burada en büyük değerimiz bakın. Y'miz en fazla 4 olmuş. En az da eksi 1 olmuş. Toplamları 3'tür. İkinci ifademiz de doğrudur. Burada bileşke fonksiyon var. Bunu iç içe şöyle yazabiliriz. F, 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 0. Şimdi F0, x'in 0 olduğu yerde F0'ımız 3'tür. Dolayısıyla F0'ı silip bunun yerine 3 yazabiliriz. F3 değerimiz burada bakın K noktası diyelim. Eksi 1'den geçmiş. Yani bu F3 yerine eksi 1 yazabiliriz. F eksi 1 değerimiz burada M noktası gibi bir noktadır. Ordinatımız 0'ın üstünde olduğu için bu ifade yanlıştır. Cevabımız değişik Burada kolları yukarı doğru olan bir parabolümüz var. Demek ki A'mız, B'miz ve C'miz sıfırdan büyük değerler. Parabolü de arkadaşlar burada x karenin katsayısı büyüdükçe kolların y eksenine yaklaştığını söyleyebiliriz. Yani mesela diyelim ki bu y eşittir x kare ise kolları birazcık bu şekilde daralttığımızda bu y eşittir 2x karenin biraz daha daralttığımızda bu y eşittir 3x karenin grafiği diyebiliriz. Yani a b'den b'de c'den büyüktür. Bu şekilde 8. föyümüzün hem konu kısmını hem de sorularını bitirmiş olduk. 9. föyümüzde görüşmek üzere arkadaşlar. Yazılıları başlayanlar için herkese şimdiden başarılar diliyorum. Sağlıkla kalın.